Anne sütü yeni doğan bebekler için çok önemli bir gıdadır. Dolayısıyla anneler en çok endişeleri olan acaba benim sütüm yetecek mi, yetmeyecek mi gibi konularda panikte olurlar ve endişe duyarlar. Halbuki anneler kendi sütlerinin çocuklarına yeteceği konusunda kendilerine güvenmeleri ve panik yapmamaları gerekmektedir. Yani sütün gelmesi için bazı önemli kurallar vardır. Anne sakin olmalı ve güven içerisinde olmalıdır. Yeni doğan bebeği ona bir telaş verebilir ve kendisine güven duymayabilir. Bu nedenle çocuğunu sakin bir şekilde emzirmelidir. Sütün gelme zamanı çok önemli. Yani bebek dünyaya gelir gelmez anne emzirdiği zaman hemen süt gelmeyebilir. İlk gelen süt zaten kolostrum dediğimiz, ağız dediğimiz yalancı süttür. Anne gerçek sütünü 3. günden sonra ancak bebeğine verebilir. 3 gün sonra bebeğin gerçek sütü gelir. O da doğru emzirildiği takdirde gelir. Emzirme aslında bir doyurma eylemi değildir. Emzirmeye anneler doyurma değil, keyif alma eylemi olarak bakmalılar. Ancak bu şekilde bebek hem kendisini güvende hisseder, anne de mutlu olur. Yani keyif zaten iki taraflı olan bir eylemdir. Doğru emzirilen bebeğin sütü annede 3 gün sonra gelir. Yani 72 saat sonra süt gelmeye başlar. Bu nedenle arada başka bir şey verilmemiştir. Lazım. Annelerin en büyük telaşı yeni doğan bebek doğar doğmaz sütünün gelmemesi ve hemen mama vermeye kalkmaları. Bu çok yanlış bir eylemdir. Bebek zaten belli bir depoyla doğduğu için annenin herhangi bir şey vermesine gerek yok. Sadece ağız dediğimiz o koruyucu maddeler içeren ilk gelen sütünü sonuna kadar vermeleri gerekir. Süt sadece doyurma için değil, bir takım koruyucu maddeler de içerdiği için bebek için çok önemli bir gıdadır. Annenin doğru emzirmesi dediğim şu, emzirirken keyif alması lazım. Emzirirken bazı anneler canları acır. Bu yanlış emzirmediklerinin kanıtıdır. Meme ucunun çevresindeki areola dediğimiz koyu bölge meme ucundan uzaklaştıkça reseptörler içerir. Bunlar keyif verici bölgelerdir ve meme ucunda bunlar yoktur. Eğer anne emzik verir gibi meme ucunu verirse kendi göğüs ucuna zarar geldiği gibi süt salgısının uyarılmasında da biraz zorluk oluşacaktır. Bu nedenle komple vermelidir o siyah haliyi. Emzirme zamanları şöyle, saatle emzirme olayını yapmamaları lazım annelerin. Aç bebek acıktığı zaman huzursuz olur, ağlar. Dolayısıyla ağladıkça meme vermek çocuğa gerekmekte. Hani ağlamayan meme yok diyoruz ya biz aileler arasında. Ağladıkça meme verirsek sesini duyan çocuk bu ağlama sesinin ne işe yaradığını öğrenecek. Bu şekilde ağlayarak meme isteme eylemine gidecektir. Ağlamadan bebeğe meme verilmesi çocuğun ne zaman meme alacağı konusunda anne ve kendisi tarafından tereddütlü bir olay olacağından bu sakıncalıdır. Yani bebek ağladıkça emzirilmelidir. Bir de annelerin en çok yaptığı hata bebek uzun süre uyuduğu zaman acaba aç mı kalıyor diye bebeğe 2 saatte bir uyandırmaya kalkarlar. Bu da sakıncalı bir durum. Çünkü bir kere aç bebek asla uyumaz. Uyumadığı için uyanacaktır. Stres hormonları nedeniyle uyanacaktır ve meme isteyecektir. Yani aç bebek asla uyumaz. Yani uyuyan bir bebeği uyandırmak da onun huzursuz olmasına ve annenin endişe duymasına sebep olacaktır. Endişe duyan bir anne bebeğine güven vermez ve kendini güvende hissetmesi lazım ve bu şekilde anne rahat olursa, rahat psikoloji içerisinde olursa hem kendi keyif alacak hem bebeği keyif alacaktır. Süt de ideal bir şekilde salgılandığı için anne tarafından güzel bir şekilde emzirilecektir. İçerisinde bir takım koruyucu maddeler var. Annenin yedikleriyle içtikleriyle ilgisi yok bunun. Doğru emzirdiği takdirde anne bebeğine gerekli olan maddeleri verecektir. Hani anneye şunları yeme gaz olur, şunları çok yemen lazım süt gelsin diye sözler. Bunlar aslında annenin yararına olan şeylerdir. Yani bebeğin yararına değildir. Anne hiçbir şey yemese, içmese dahi doğru emzirdiği takdirde biraz önce söyledim. Keyif alıyorsa eğer emzirmekten sütü gelecektir. Anneden alması gereken her şeyi alır içindeki bütün maddelerle beraber. Fakat anne de eksilen bu gıdaları, bu maddeleri annenin yerine koyması lazım. Onun için bol sıvı tüketmesi, beslenmesine güzel dikkat etmesi gerekmektedir annene. Yani bu annenin sağlığı için önemli. Bir de bebeğin işte gazı olur diye annelere işte şunları yeme, çocukta gaz yapar diye. Yani anne sütüyle gazın geçeceği konusunda bir takım yanlış bilgilendirmeler var. Annenin yani kola içiyor diye sütünden kola akmaz, öyle örnek vereyim. Dolayısıyla anne kendisinden gelen bir gazı çocuğuna vermemektedir. Bebek kendi gazını bağırsaklardaki bakteriler tarafından yapmaktadır ve gaz aslında bebek için büyümesi için önemli bir maddedir. Bebekte gaz olmazsa sindirim sistemi büyümez ve o gaz
bağırsakların tıkanıklığını önleyen bir maddedir ve doğal bir gazdır. Sadece anne sütü veren bebeklerde bu doğal gaz oluşur ve bağırsakları normal diriliğini oluşturur ve hem beslenmesine yardımcı olur hem de bağırsak büyümesine yardımcı olur. Dolayısıyla anne sütünün dışında herhangi bir şeyle çocuğun tanıştırılmaması lazım. Yani gazın oluşumu bebeğin kendisi tarafından yapılmaktadır. Annenin beslenmesiyle bir alakası yoktur. Anne sütü ilk 6 ay tek başına çocuğa yetmekte ama 4. aydan sonra öğünlere çocuğun alışması açısından ufak ufak şeyler başlanabilir. Ama 6 ay şunu bilmelidir ki anne tek başına su bile vermeden çocuğuna, bebeğine yetmektedir sütü.